Agritechnica'dan, dünyanın en önemli tarımsal mekanizasyon fuarından herkese selamlar, sevgiler. Hem konuk olduğumuz hem de şu anda konuklarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Sevda Kayhan Yılmaz, Makine Aksam ve İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı ve Selami İleri Tarım Makineleri Birliği Genel Sekreteri. Konumuz çok önemli aslında. Dünyanın en önemli tarımsal mekanizasyon fuarında belki çok büyük aletler, teknolojiler konuşuluyor ama işin arka planında da müthiş bir ticaret için çalışan insanlar var. Türkiye'yi temsil eden insanlar var. İşte bizim de tam olarak konumuz Türkiye ve dünyadaki mevcut durumumuz. Sevda Hanım, sizlerle başlamak istiyorum. Biraz faaliyetleri sizden dinleyelim, tanıyalım. Makine aksamları biliyorsunuz 22 alt sektör. Aklınıza gelen bütün makineler var bunun içinde. Takım tezgahları, pompalar, kompresörler, hidrolik silindirler, tamamı bizim sorumluluğumuz alanı. Biz TİM'e bağlı ama aslında Ticaret Bakanlığı tarafından kontrol edilen bir çatı kuruluşuz. Türkiye'den yurt dışına makine ihracatı yapmak isteyen herkesin üye olması gereken bir kuruluş. Bu kuruluşta 13 bin üyemiz var. Senelerdir biz bu üyelere çeşitli hizmetler veriyoruz. Mesela bu hizmetler fuarlarda onlara destek olmak, ticaret heyetleri yapmak, onların devlette olan işlerini, teşviklerini vermek, dahilde işleme izin belgeleri vermek, biraz teknik detayları da olmakla beraber temel hedef makine ihracatını artırırken makine ihracatçılarının olması gereken özgüvenin aslında olduğunu göstermek, varlığımızı göstermek. Şehirde de birçok yerde standlarda reklamlarımızı görebilirsiniz zaten. Evet, o benim en çok önemsediğim konulardan biri aynı zamanda. Onu ilerleyen dakikalarda derinlemesine inceleyeceğiz. Ama 13 bin üye müthiş bir rakam. 13 bin üyenin her biri yüzlerce belki binlerce kişiye istihdam sağlayan ve Türkiye'nin makine dediğimizde aklına gelebilecek her noktayı temsil eden kişiler, kuruluşlar. Bu anlamda 13 binin çok daha farklı derinlemesine anlamları var. Müthiş bir güçten bahsediyoruz. Kesinlikle. Aslında daha da fazla. Çünkü eğer bakarsanız dünyada gelişmişlik sıralamasında makinesi güçlü olan, makine üretimi güçlü olan firmalar güçlü oluyor. Makine üretimi güçlendikçe ülkelerin ekonomisi güçleniyor. Onun için 13 bin üyeyiz ama Türkiye'yi güçlendirecek lokomotif sektörüz. Harika. Peki şimdi biraz daha tarım makineleri tarafına dönelim. Selam Bey, dünyanın her ülkesinden herkes en iyi ürünlerini, az önce söylediğimiz gibi en güçlü ürünlerini burada sergilemeye çalışıyorlar. Tarım Makineleri Birliği olarak burada nasıl bir temsil yapıyoruz ve derinlemesine tarım makinesini konuşmaya başlayalım. Evet, öncelikle tüm izleyenlere Tarmak Bir adına selam ve sevgilerimi yolluyorum buradan. Fuarda burası bir kere dünyanın en büyük tarım makinesi fuarı. Ayrıca dünyanın en büyük fuarlarından da bir tanesi. O yönü de var. Gerçekten hani gezip görüyorsunuz. Çok fazla sayıda ziyaretçi var. 100 bin kişi, bırakın şehir dışı, ülke dışından buraya geliyor. 500 bin aşan bir ziyaretçiyle gerçekten bir numara olmayı hak eden bir fuar. Biz neredeyiz? Biz hem katılımcı sayısı bakımından hem metrekare bakımından, yani bu içinde bulunduğumuz standların ölçüsü bakımından Almanya'ya çıkarırsak, o ev sahibi çünkü, 3. sırada yer alıyoruz. Şu an 111 firma burada Türkiye'den, Türkiye'yi temsil etmek üzere gelmiş durumda. Tabii bunların içerisinde Tarmak Bir üyeleri var, traktör ve diğer ekipmanların aksam parçalarını yapanlar var. Ama biraz daha aksam parça firmaları görece fazla diyebiliriz normal nihai ürün firmalarına göre. Peki tarım makinelerinde şu anda Türkiye'deki üretimin, yine başta dediğim gibi, herkes en son teknolojisini, en iyisini getirmeye çalışıyor. Biraz Türkiye'deki tarım makinesi imalatını konuşalım. Son teknolojide veya şöyle tabir etmek lazım, ileri teknolojide ne seviyedeyiz? Çünkü burada artık sadece ürün teşhiri değil, adeta teknoloji yarışları oluşturulmuş ve global markalar bunlarla övünüyorlar. Yani yeni bir şey üretmekten ziyade ileri teknolojiyi, akıllı tırnak içinde teknolojiyi üretmekten dolayı övünüyorlar ve bunları yarıştırıyorlar. Biz bu yarışta neredeyiz? Şimdi şöyle diyeyim, bu işin patronları Almanya ile, yani İtalya ön plana çıkıyor. İşte Fransa, Amerika arkasından geliyor.
Bunlar yarışa yani 1800 yılların sonunda başlamışlar. 1870'lerde, 1880'lerde firmalar kurulmaya başlamış. Bizim en yeni firmamız işte 1940'larda, 50'lerde kurulmuş. Yani biz yarışa böyle bir 60-70 yıl geriden başlamışız. Dolayısıyla bu geriden başlamanın dezavantajını yaşıyoruz. Fakat bizim Türk sanayiciler gerçekten son derece zeki, son derece pratik. Bu fark 70 yıl değil elbette şu anda. Çok daha aza indirgenmiş durumda. Ama tabii ki o teknolojiye ulaşmış durumda da değiliz. Ama bu bizim tembelliğimizden falan ileri gelen bir şey değil bana göre. Bazı gerekliliklerden dolayı bu seviyedeyiz. Şu an Türkiye'de bazı kendi yürür tarım makineleri, bir takım çok kapasiteli, yüksek, volümlü, hacimli tarım makineleri, ne bileyim çok akıllı tarım makineleri dışında hemen her şey Türkiye'de yapılıyor. Yani ithalatımızın %70'ini hasat makinesini, %10'unu sulama makineleri oluşuyor desem %80 eder. Görüyorsunuz ne kadar iyi bir noktadayız. Peki bunlar niye yapamıyoruz? Karşımıza tek bir şey çıkıyor, ölçek ekonomisi. Örneğin bir biçer döver imal etmek için sizin 10 bin tane üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu üretmeniz için satmanız gerekiyor. Ama Türkiye pazarı bunu karşılamıyor. Dünya markası olmanız gerekiyor. Bizim bu yönde eksikliğimiz çok. Dünya markası oluşturamadık diyebilirim. Çok az dünyaca tanınan markalarımız var. Bir de bizdeki arazilerin son derece küçük olması, parçalı yapıda olması burada bu tür makinelerin kullanılmasını engelliyor. Bu tür makineler genelde biliyorsunuz müteahhitler tarafından veya son derece az olan çiftçiler tarafından tercih ediliyor. Bizim de bunu bu son derece 3-5 tane, 10 tane neyse imal etme şansımız yok. Yani ölçek ekonomisi yüzünden imal edemiyoruz, Türkiye'ye satamıyoruz, dünyaya satamıyoruz. Ve aslında katma değerli olan makineler de bunlar. Normal işte 70 beygir, 80 beygir 10 tane traktör üreteceğine bir tane çok ciddi güçlerde akıllı tarım unsurları içeren izobaslı bir traktör üretin satın aynı bedele aynı katma değere ulaşıyorsunuz. Doğru. Bu konuda çok haklısınız. Çünkü burada da gezip dolaştığımızda aynı sonucu görebiliyoruz. Oradan kazandığını belki de Ar-Ge'ye yatırmakta da çok daha rahat oluyorlar. Ya da tam tersi oluyor. Bilemiyorum buradaki denklemi ama müthiş bir Ar-Ge yatırımı büyük makine üreten firmalarda görüyoruz. Aslında Ar-Ge konusunu, Türkiye'deki Ar-Ge konusunu ilerleyen dakikalarda tekrar açacağım. Ancak bir dünya markası oluşturma cümlesini Sevda Hanım'dan sorarak devam ettirmek istiyorum. Sevda Hanım, tarım makineleri konuşuyoruz ama sonuçta makine için bazı noktalara değiniyoruz ve bu da bir Türkiye gerçeği, bu da bir dünya gerçeği oluyor. Şu anda tarım makineleri sektörünün dışındaki diğer 21 sektörü de dahil ederek konuşmak gerekirse, Türkiye'den bir dünya markası çıkartabilmek için neler yapmak gerekiyor? Siz pazarlama konusunu çok iyi biliyorsunuz çünkü burada Türkiye'nin makinecileri markasıyla beraber harika bir pazarlama yapılıyor. Şehrin içinde de birçok yerde taksilerin üzerinde reklamlar görülebiliyor. Bundan önceki senelerde de uluslararası fuarlarda harika noktalarda çok güzel temsiller yapıldı. Bu iki konuyu birbirine bağlayarak sizlere sormak istiyorum. Dünya markası çıkarmak gerçekten çok zor. Bunun için arkamızda devletin bazı desteklerinin, teşviklerin olması gerekir ki var. Ancak bu da belli bir ölçeği yakaladıktan sonra, örneğin Turquoise markasıyla üretim yapan bazı makinacılarımız var ve dünyada tanınan firmalar bunlar. Hidromek, Durmazlar, Ermaksan, Dalga Kıran. Bunlar gerçekten dünya markası haline geldiler. Yeter mi bu kadar az sayı? Tabii ki yetmez. Şu anda şöyle bir noktadayız. Sektöründe bilinen dünya markaları var ama sektörü dışında bilmiyor. Ha, bu de bir dezavantaj mı? Eğer nihai kullanıcıysa hedefiniz dezavantaj. Ama ihtiyacı olduğu zaman zaten insanlar arıyor, araştırıyor, öğreniyor. Ve bizim makine üreticileri de değişen çağda ki bu Endüstri 4.0 ile beraber gelen değişiklikte sanırım hani demin Selami Bey'in dediği 60 yıllık bir arada bir boşluk var demişti. Bizim kapatmamız hızlanacak böylece. Ben buna inanıyorum. Yani çok riskli de görmüyorum açıkçası. Tabii ki riskler var ama şöyle bir avantajımız da var. Şimdi bazı şeyler yapıldı geldi bugüne kadar. Şimdi multidisipliner bir şekilde diğer
bazı bilimlerin de dahil olduğu bir makine konsepti geliştiriyor. Mesela yazılım dahil oluyor içine, uydudan bilgi çekmek dahil oluyor. İşte bu durumda bizim arayı kapatmamız biraz daha hızlanacak. Böyle bir de avantajımız var. Çünkü yeni bir çağ başlıyor. Bu yeni çağa ayak uydururken insanların ürettikleri makinalarda çevreye duyarlılık, iklime duyarlılık, insanın verimliliğinin, insanın çabasının daha az olup verimliliğin daha fazla artması için bir takım yeni teknikler uygulanıyor. İşte bu tekniklerin uygulamasında bizim de dünya görüşümüz, ufkumuz değişti. Bunları kullanacağız. Bunları kullanmaya başladık. Birçok sektörde başladık. Tarım makinalarında biraz daha ekipman üreticileri tarafının vizyoner olması gerektiğini düşünüyorum. Ben ne yapabilirim daha çevreye duyarlı, daha verimli, otomasyona daha uygun işler yapabilirim diye. Ama buralarda görüyorum ve ben gurur duyuyorum. Bir Türk firmalarıyla müthiş bir çaba var. Bunu verimli bir şekilde değerlendirilirse devletin de arkadan bazı destekleri gelecektir. Var da zaten marka destekleri var. Kullanmayı da çok iyi bilmiyoruz. Biraz da kendimize batırayım iğneyi. Biz de çok iyi takip etmiyoruz. Devletin desteklerini de takip edilmesi lazım. Çıkacak muhakkak. Çıkıyor da yani. Başladı. Doğru. Umuyoruz daha da iyi kullanılır ve dünya markası olma yolunda hızlıca ilerleriz. Şimdi biraz yine tarım makinelerinden devam etmek gerekirse. Şahsen tecrübe ettiğim bir ödül töreni gerçekleşti burada. İnovasyon ödülleri verildi. Ve benim de bir yurt dışında fuara gidiyorsam yüzlerce, binlerce üründen ziyade, markadan ziyade inovasyon ödülü alan markalara gidip o teknolojiyi görmek istiyorum ve bunu da aktarmaya çalışıyorum. Çünkü orada işin geleceği var. İşin en somut, en güçlü örnekleri var. Ve bu fuarda da öyle güzel takdim edilerek belki de motive edildi ki firmalar ve öncesinde de ediliyor tabii ki. İnsanın orada ödül alası geliyor gerçekten ve bunu herkesin adeta DNA'sına işliyorlar. Ve bu markaların da kendilerini ifade ederken görüyorum ki örnek vereceğim altın madalya alan John Deere firmasıyla bir Justkin diye bir firmanın işbirliğiydi. Bunlara 3-4 yıl boyunca çalışarak bu noktaya getirdiler ürünü ve onun sonunda bir altın madalya kazandılar. Çığır açtı diyorlar. Her iki marka da çok sevinerek bunu aktarıyor ve işin ortaya çıkan sonucu da tüm insanlığa faydalı bir ürün ortaya çıkmış oluyor. Türkiye inovasyon konusunda özellikle tarım makinelerinde nerede? Ar-Ge'ye yeterince önem veriyor muyuz? Mevcut durumu daha da geliştirirsek, Ar-Ge yatırımlarını daha da arttırırsak o aradaki fark ne kadar hızlı kapanabilir? Nerede yetişebiliriz onlara? Sizlerin görüşlerinizi merak ediyorum. Şimdi sizin o devrim sözünüze takıldım. Amerika'da Ulusal Mühendislik Akademisi var. Dünyanın yaşadığı 20 endüstri devriminde bir tanesini tarım makineleri gösteriyor. Yani çok önemli bir şey bizim sektörümüz için. Şimdi biz Ar-Ge açısından, inovasyon açısından neredeyiz sorusunun cevabı. Hem çok kolay hem değil bunun cevabı. Hani sayılara bakarsak, şimdi hemen önümde kopya çekmek istiyorum müsaadenizle. Patent faydalı model belgesi başvurularında çok taze rakam bunlar. Daha bir hafta önce elime geçti. Toplam makineden %18,5 payla birinciyiz. 22 alt segment diyoruz makinede. Tarım makinesi birinci. Hani buna bakarsak harika bir seviyedeyiz diyebiliriz. Ama benim görüşüm tam bu kadar değil. Bir de sayıları şeye bakmak lazım. Biliyorsun Sanayi Bakanlığı'nın Ar-Ge merkezleri, tasarım merkezleri de var. Ben de bir komisyon üyesiyim orada. Orada bildiğim kadarıyla şu an 10 tane tarım makinesi firmasının Ar-Ge merkezi var. İşte 3-4 tane firmanın tasarım merkezi var. Makinenin sayısı tabii çok daha fazla. Ve oradaki oranımız çok daha az, %5'leri falan denk geliyor galiba. Dolayısıyla bizim çok daha fazla, devlet de bu imkanı veriyorken az önce Sevda'nın da söyledi, biraz tembeliz galiba veya araştırmıyoruz. Devlet böyle hazır teşvik veriyorken, Ar-Ge merkezi teşviği, bundan faydalanmak lazım. Şimdi bir rakam vereceğim size, çok enteresan çünkü sürekli aynı şeyi söylüyorum herkese. Bu konu gelince gündeme. Hollandalı bir makine firması.
Toplam 100 tane çalışanı var ve 70 tanesi Ar-Ge'de çalışıyor, 30 tanesi satış pazarlama vesaire. Dünyanın çeşitli yerlerinde ki özellikle Uzak Doğu'da her ülkede kopyalanmasın diye makinasının sadece bir parçasını ürettiriyor. Ve Kuzey Avrupa'da bir ülkede bunları monte ettirip dünyaya satıyor. 100 çalışanı var, 450 milyon euro cirosu var. Çalışan başına 4,5 milyon euro sanırım. Ya 4,5 milyon. 4,5 milyon lira. Şimdi espri şurada. Artık özellikle Avrupa'da fabrikaları gezdiğimizde şunu görüyoruz. Firmalar dışarıdan parçaları alıyorlar. Boyahane yatırım yapmışlar. Ar-Ge yatırım yapmışlar. Montaj, birleştir, sat. Hiçbir talaşlı imalat tabii ki var da çok az. Çok özel nitelikli ürünler veya kaynak işlemlerinde robot kullanıyorlar. Otomasyon olmuş. Yani artık böyle çok işin ameleline girmiyorlar. Ben Ar-Ge yapayım, Ar-Ge'mi satayım diyor. Çünkü katma değer Ar-Ge'de. Biz o seviyede miyiz? Elbette eskisi kadar kötü durumda değiliz. Ama daha iyi duruma gelmemiz gerekiyor. Onun da önünde engel var. Peki nedir bu engel? Bakın, Türkiye'de resmi rakamlar, bunlar bakanlığın resmi rakamları. Makine sektöründeki kar marjı, vergi sonrası kar marjı %7. Faizler ortada. Veya normal zamanda bu işi yapmak gerçekten biraz delilik. %7 karlan siz üretim yapacaksınız. Sonra Ar-Ge mi yapacaksınız? Yatırım mı yapacaksınız? Açıkçası hayat mücadelesini düşünürüm ben. İşte sorun orada. Herkes var olma mücadelesine verirken bir yandan da Ar-Ge yatırım yapayım diyemiyor. Peki bunun sebebi ne? Şimdi baktığınızda yine hep söylüyorum. Aslında pasta, tarım makinesi açısından konuşuyorum. Pasta çok güzel. 3 milyar dolara yaklaşan resmi rakamlar. Ortada bir tarım makinesi pastası var. İngiltere ile bu seviyemiz aynı. İngiltere tarım makinesi cirosu da bu kadar. Ama bizde o kadar çok tırtıklayan var ki onu, o pastayı. İngiltere rakamlar 400. Yani zaten Avrupa'nın her yerinde, İtalya hariç, firma sayısı 400, 500, 600 o civarda. Bizde en son rakam görünce zaten biraz zengin değişti. TÜİK rakamı 1400'e çıkarmışlar. İşte bu şeyde top değerlerinde 1500-1600 firmaya ulaşıyor. İşte şey Tarım Bakanlığı değerlerinde 1100 firma ama nereden bakarsınız bakın 1000 taneden fazla firma var. Bu mantıklı bir şey değil. Bu konu biraz arazi toplulaştırması gibi sanırım. Küçük parçalı araziler olunca verimli bir tarım yapılamadığı gibi küçük tarım makinesi firması olunca da büyük bir değer marka çıkamıyor sanırım. Çıkması da mümkün değil. İnsanlar çünkü bazı firmalar fiyatta rekabet edeyim derdinde. Ya kardeşinden ayrılan, patronundan ayrılan bir usta hemen bakıyorsunuz yeni bir firma kurmuş. Ya bugün eczane açamıyorsunuz her istediğiniz yerde. Ne bileyim arabamı alıp taksiye çevirip efendim havaalanından yolcu atayım diyemiyorsunuz. Ama tarım makinesi üretmek serbest veya makine üretmek serbest. Ya böyle bir dünya yok. Burada baş suçlu devlet. Bu tedbirler alınmadığı için yasaklamayla değil bakın. Yasaklama hiç gerek yok ama kural koyun. Deyin ki ben şu makine imal edeceksem 5 tane mühendis çalıştıracağım. İşte yerim şu kadar olacak. Takım tezgahım bu kadar olacak. Bir tanım lazım. Çok enteresan bir şey. Bugün tarım makinesine TSE onaylı bir servis hizmeti vermek istiyorsanız onun standardı var. Raportörde birim bizzat işte aletlerin kalibre olacak. Ondan sonra belli bölümler olacak, giyime bölümü olacak, soyunma bölümü. Yani tarif etmiş size servis olmak için. Yani makineye ihmal etmek için standart yok ama servis olmak için standart var. Çok garip değil mi? Bir de sizin bir örneğiniz vardı programdan önce konuştuğumuzda. Ahilik Teşkilatı'ndan bir örnek vermiştiniz. Bugüne çok güzel uyarlanabilecek, hatta olması gereken. Onu bir de kameralar önünde söylemenizi rica edeceğim. Çünkü zamanında aslında köklerimizde uygulanmış bir model ve bugün de çok rahat uygulanabilir diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir sufle verdiniz. Ahilik modeli Osmanlı'da çok güzel bir uygulanan model ama zamanla dejenerör olmuş, sonradan kaldırılmış. Orada mesela bir berber bir semte dükkan açacağı zaman ilk önce ahi ocağına gidiyor. Oradan bir icazet alacak, olur alacak. Onlar da araştırıyor. O semtte ihtiyaç var mı? Varsa izin vermiyor.
Bakın ne kadar güzel bir sistem. Biz ahilik haftası kutlamayı biliyoruz ama ahilin mantığını daha anlayamamışız. Ve tarım makinesinde bu konu eksikken az önce taksi ve eczane örneği verdiniz. Diğer sektör diyelim onlara da. Onlarda da uygulanıyor olması da biraz garip bir durum açıkçası. Umuyoruz ki tarım makineleri firmalarında da bu uygulanır ve dağılmaktan ziyade birleşmeye giderler. Ancak güç birlikleriyle bir dünya markası ve bir değil çok daha fazla dünya markası çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yine Türkiye'nin makinecilerine dönelim. Türkiye'nin ihracatta tahmin ediyorum ki en önemli sektörü makina. Diğer tüm sektörleri de düşündüğümüzde. İhracatta ne noktadayız? 22 al sektörün toplamını yine değerlendirebilirsek ve ülkemizin hedeflerinde en iyi koşan biz miyiz acaba? Merak ediyorum. Doğru. En iyi koşan biziz. Şöyle söyleyeyim. İhracatçılar Birliği kurulduğundan bu yana dünyaya baktığınız zaman en hızlı büyüyen ikinci ülke Türkiye makine sektöründe. Birincisi de Çin zaten. Çin'den sonraki en iyi büyüyen ikinci ülkeyiz. Ve 10 katı arttırdık 10 yılda ihracatımızı. Bu gerçekten rüya gibi bir rakam aslında. Her zaman Türkiye'nin genel ihracat büyümesinden daha fazla büyür. Örneğin bu sene %12 büyüdü ilk 9 ayda. Ocak-Eylül arası 14.8 milyon dolara ulaştık. Yani 20'ye yaklaşacağız yıl sonunda. %12 büyüdük. Geçen seneye göre fiyatta düşüş var. Daha ucuza sattık. Bu da iş piyasadaki daralma nedeniyle herkes dışarıya doğru hedeflendi. Dışarıya satarken de fiyatlarını düşürdüler. Burası demin bahsettiğimiz gibi pastayı tırtıklayanların çoğalmaya başladığı bir yer. Birbirimizi öldürmememiz lazım. Gerçekten maliyetleri belli standartlara oluşturarak ama serbest piyasa ekonomisi isteyen zararına da satabilir tabii. Fakat sürdürülebilir olması için ülkenin daha fazla güçlenmesi için dikkatli olmamız gereken bir husus. Başka bir nokta ithalatımızın ihracatımızı karşılama oranı da çok önemli. Tarım makineleri sektörüyle bu konuda gurur duyuyoruz. O sayıyı Selami Bey muhakkak detaylandıracaktır ama çok az sektör vardır. Genelde Türkiye'nin ihracatına bakarsak aynı ürünü ithal de eder. Bizim Türkiye'nin en büyük ihracat açığı enerjiden geliyor bir. İkincisi de makineden geliyor. İnanır mısınız? Yani bazı ürünleri ve parçaları, aksamları satın almak yerine Türkiye'den temin etsek bu farkı kapatırız ve işin en acı tarafı da ithal ettiğimiz makineler aslında Türkiye'de de üretilen makineler. Bu sene ihracatın ithalatı karşılama oranı %77'ye çıktı. Yani 100 birimlik ithalatın 77'sini ihraç ederek karşılıyoruz. Yine açık veriyor makine sektörü. Tarım makinelerinde ama bu sene değişik bir durum var. 100 birim ihraç ediyor, 100 birim ithal ediyor, 400 birim ihraç ediyor. Tarım makineleri gurur duyduğumuz bir sektörümüz. Ben tarım makinelerinin çok başarılı olacağına inanıyorum. Başarılı olduğuna da inanıyorum. Bu topraklar tarımın doğduğu topraklar. Aynı arkamızdaki slogan. Evet, arkamızdaki slogan gibi. Biz bu işi yapa geldik. Biz bu işi biliriz. Bu işi daha iyi yapabiliriz. O nedenle tarım makineleri bu işi yapacaktır. Dünyada yani sıralamasının sürekli artacağına da inanıyorum. Potansiyel var. Örneğin size değirmen makinelerini söyleyeyim. Hani tarıma da böyle ucundan dokunuyor. Dünyanın en büyük değirmen makinesi ihracatçısı ülkesi neresi biliyor musunuz? Türkiye. Onun için Türkiye olarak biz yapabileceğimize inanıyorum. Potansiyelimiz var. Biraz daha ihracatı öğrenmemiz lazım. İhracatla ilgili daha bilimsel çalışmamız lazım. Takip etmemiz lazım yayınları. Birbirimizin ayağına basarak değil, işbirliği içinde. Mesela olmaz mı ki acaba bir tarım makinesinin bir parçasını biri sat üretip öbürü de monte edip satsa hepsi birden kazansa. Bunlar zamanla hayat zorlaştıkça öğreneceğiz. Evet, hepsini tecrübe edeceğiz kesinlikle zamanla.
bu birlikteliğin tarıma olan yansımasını biraz daha derinlemesine konuşmak adına size yönelteceğim. Bu fuarı DLG düzenliyor. Alman Çiftçi Birliği. Bakıyorsunuz bugün Türkiye'de bile faaliyet gösteren global banka markaları yine bazen hayvancılık konusunda bir birlik veya çiftçi birliği oluyor ve bankalaşmış, sonra da hizmet veriyor. Biz adının yabancı oluşundan dolayı belki onun arkasında bir çiftçi birliği olduğunu bile bilmiyoruz. Ancak birliktelikten müthiş bir güç doğuyor. Bunu daha da güçlendirmek için ne yapmak lazım? Sizin önerilerinizi hem buradan üyelere hem de bunu izleyebilecek son tüketicilere, yani çiftçilere de bu birlikteliği daha da güçlendirmeleri için tavsiyeleriniz ne olabilir? Ne yapmak gerekir? İki tane reel örnek, hatta bir tanesini siz verdiniz. DLG üzerinden söze başlayayım. DLG, evet, Alman Çiftçi Birliği ve bu fuarı, dünyanın en büyük tarım makinesi fuarını bir çiftçi birliği düzenliyor. Hatta bizde Tarım Bakanlığı'nın önayak olduğu, biliyorsunuz, tarım makineleri deneylere tabi, kredili satışa esassa belli bir yerlerde test ediliyor. Deney raporu alıyor makineler ve satışa sunuluyor. Burada o deneyler zorunlu değil. Ama bir makinenin üzerinde DLG damgasını görmek bir çiftçi için ayırt edici bir özellik. Bir ürünün üzerinde, bir gıda ürünün üzerinde marketlerde DLG ürünü görmek bir Alman vatandaşı için ayırt edici bir özellik. Dolayısıyla işte birliğin önemi burada ortaya çıkıyor. İtalya'nın fuarını oranın Tarmac 1'i düzenliyor. Çok yine ciddi sayıda bir üye var. Fakat Türkiye'ye döndüğümüzde işte ortalama 1000 firma diyoruz. Tarmac 1'e üye sayısı 220-230. Yani sektörün 1/4'ü Tarmac 1'e üye oluyor. Ama mesela çok yakın, hani taze yaşadığımız bir şey. Tarmac 1 üyesi olmayan bir kişi hakkının savunulması için Tarmac 1'e başvuruyor. İşte böyle enteresan bir durum yaşamamak için firmaların, çiftçilerin birlik olup bir araya gelmeleri şart. Ve gücü olan aslında Tarmac 1'deki çalışan kişiler vesaire veya yönetim kurulu değil. Birlik olan aslında üyeler, güç üyelerde. Onların sahip çıkmasıyla başlıyor her şey. Bizler sadece bugün varız ya yarın yokuz, temsilcileriz. Dolayısıyla örneğin çiftçi birliklerinde bu yapıldığında kooperatifleşme, ortaya bir marka çıkıyor, ürün çıkıyor. Şimdi DLG demişken, Alman çiftçileri demişken, bizim birkaç sene önce rast geldiğimiz bir organizasyonu anlatmadan geçemeyeceğim. İsmi DOYLA, Tarım Mühendisliği Birliği gibi bir anlamı var. Bunlar ne yapıyor bu kurum? Şöyle bir aslında sorun var Türkiye'de. Çiftçilik bir meslek değil. Çiftçilik babadan oğula geçen, tarlada öğrenilen bir meslek gibi algılanıyor ama aslında çiftçilik bir meslek. Ve mesleğini bir yerde öğrenilmesi gerekiyor. İşte DOYLA bu amaçla uzun yıllar önce Almanya'da kurulmuş. Şu anda birçok yerde Almanya'nın içerisinde faaliyet gösteren bir yapısı var. Burada 2-3 tane temel amaç var DOYLA'da yapılan. Öncelikle çiftçiliği öğretmek ama özellikle gençlere öğretmek. Çiftçiliğin tabii birçok alt istasyonları, alt tanımları var. İşte tohum ekme, toprağı işleme, sulaması, gübrelemesi, hasatı vesaire vesaire. Ve son yıllarda işin içine bir de akıllı tarım olaya girdi. Bunlar orada çok çeşitli iş istasyonlarında öğretiliyor. Ve mesela gördüğüm şeye çok şaşırmıştım. Bir ufak bir tarla düşünün. Ama tarlanın üstü kapanmış vaziyette sundurmayla. Üste gene borular geçiyor. İstendiğinde yağmur sanal olarak, sanal demin de sonradan yapay biçimde yağabiliyor. Yani bir tarla ortamı 365 gün orada yaşanıyor. Kesintisiz ortamda. Orada her türlü aktiviteleri gençler, çocuklar, gençler veya 50 yaşında bir çiftçi de isterse gelip bunları öğrenebiliyor. Birkaç yıldır Başkanımız Şenol Bey başta olmak üzere hepimiz bunu dile getiriyoruz. Ve neticede güzel haberler aldık bir süre önce. Konya Selçuk Üniversitesi bu konuda öncülük etmeye karar vermiş. Başkanımızın da dahil olduğu, Konya'dan bazı kuruluşların da dahil olduğu, Önder Çiftçi Birliği başta olmak üzere bir Almanya ziyareti gerçekleştirildi ve kurumlar arası protokol
imzalandı. Hemen ardından Almanya'dan bir ekip, teknik ekip Türkiye'ye geldi ve bu işin yapılacağı Selçuk Üniversitesi'nin arazisini incelemelerde bulunuldu. Neticede bu öyle yayıldı ki Konya Belediyesi bizi aradı, biz de bu işe katkıda bulunmak istiyoruz dediler. Başka üniversiteler aradılar, bizi de ucundan tutalım dediler. Giderek gelmeye başladı. Hatta dedim diğer birliklerle de temasta olalım. İş makinesi, tekstil makinesi, hidrolik makineler, orada farklı iş istasyonları da olsun dedik. Yani doyalım bir adım da önüne geçelim. Sadece birkaç istasyonda sınırlı kalmayalım. Belki makinenin 20 segmentinde orada iş istasyonları kurabileceğiz. Seneye faaliyetlerin başlaması, daha doğrusu inşaatın başlaması planlanıyor. Herhalde de bir iki senenin içerisinde faaliyete geçer. Umarım açılışını görmek nasip olur. Umarım bu Türkiye'de çok yayılır, yaygın bir hale gelir. O zaman çiftçilik artık meslek haline gelecek ve o zaman her şey değişecek. Benzeri bir soruyu da sizlere yönelteceğim. İhracatı daha iyi yapabilmek için, desteklerin daha da iyi anlaşılabilmesi için hem üyelerin yapması gereken hem de bizim gibi vatandaşların bilmesi ve desteklemesi gereken noktalar nedir? Eskiden benim zamanımda, muhtemelen siz kaçırmışsınızdır, yerli malı haftası kutlanırdı. Bilir misiniz onları? Benim de çocukluğuma denk geldi. Evet, çok keyifli bir gündü o. Herkes yerli malı bir şeyler götürürdü evinden. Onları yerdi, içerdi. Şimdi ise bakıyorum gençlere markalı ithal ürünlerle yaşamaya çalışıyorlar. Bu çok garip geliyor bana. Bir kere yerli malı kullanma bilincinin böyle çaka çaka yerleştirilmesi lazım insanların kafasına. Benim ürünüm, benim topraklarıma uygun bir ürün bu. Benim burada aldığım her ürün dönüp dolaşıp yine bana hizmet olarak geri dönecek bilinciyle hareket etmesi lazım. İkincisi, yine bizim kültürümüzde bazı şeyleri unutuyoruz. Birlikte rahmet vardır. O nedenle kitle örgütleri, demokratik kitle örgütleri, bizler, Tarmak Bir gibi bizim diğer birliklerimiz, derneklerimiz sizin sesiniz olacaklar. Ben şimdi siz dedim, hani üyelerin sesi olurlar. Makine üreticilerin bir arada hareket etmesi ve oralara katkıda bulunması lazım. Yapılması gerekenler, bugüne özel şeyler var, bir de geneller var. Bugüne özellerin başında okumak gerekiyor. Devlet ne tip teşvikler veriyor? Exim Bank size nasıl destek oluyor? Exim Bank'ı kullanım şartları bana müşterilerim nezdinde nasıl bir rekabetçilik sağlar? Biliyor musunuz mesela Exim Bank vadeli mal satmanızı sağlayabiliyor. Siz peşin alıyorsunuz paranızı ama müşteriniz vadeli ödeyebiliyor Exim Bank'a. Bunun için gidip Exim Bank şubesiyle temas kurun muhakkak diyoruz. Bir de benim bugüne özel söylemek istediğim en önemli nokta, biliyorsunuz 2019 Türkiye için yavaş geçen bir dönemdi. Avrupa'da 2019'un son çeyreğinde daralmaya başladı. Ve bu daralma 2008'de yaşadıkları nedeniyle biraz endişe getirdi. Daha tedbirli, temkinli davranıyorlar. Aslında hiçbir şey yok ekonomilerinde benim gözümde. Devam edilebilir ama böyle bir endişe var ve bir daralma hissediyorum Avrupa'da. Şimdi ne zamanı ve bu daralmanın 2020'nin ilk çeyreğinde daha fazla hissedileceğini, 2020'nin ikinci çeyreğinin sonrasından itibaren de azalacağına inanıyorum kişisel olarak. Umarım böyle çıkar, daha da uzun sürmez. Burada yapılması gereken şu, üreticilerimiz satışını artırmak için demin bahsettiğim desteklerden faydalanmak için neler yapabilirler? Onları incelesinler bir. İkincisi, var olan müşterilerini ve potansiyel müşterilerini, ben ona adam adama markaj zamanı geldi diyorum. Birebir markaj. Ben de bir şirket sahibiyim. Ben son 1,5 ayda her hafta bir müşterime gittim. Bir günlüğüne. Gidip müşterimi ziyaret edip veya potansiyel müşteri, yeni iş. Çünkü şu anda bir sebepleri var sizinle çalışmak için. Bir, işleri azaldı. İki, maliyetleri önemsiyorlar şu anda. Ya bir deneyim diyor. Bir kere tutturduğunuz zaman da ondan sonra bırakmayacak. İşler açıldığında da devam edecek. Bu inancım uzun zamandır vardı. Yani bu krizin geldiğini hissettiğimden beri Avrupa'daki bu inancım vardı. Nitekim doğru çıktı. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta
Türkiye ile deneyim yaşamış bazı Alman firmaları, Avrupa firmaları gelip bizim daha tedarik etmemiz gereken ürünler var. Bize destek olur musunuz dedi. Makine İhracatçılar Birliği'nin şöyle bir görevi var. Yurt dışındaki müşteri ben bu listeyi istiyorum diyor. Biz onun üreticilerini tespit edip ikisini eşleştiriyoruz ve aradan çekiliyoruz. Ondan sonra yaptığınız kalite yatırımı, yaptığınız insan yatırımı, eğitim yatırımı, Ar-Ge yatırımı size yeni müşteri olarak döner. Bunlar harika tavsiyeler. Hem benim gibi son tüketicilere hem de sizler gibi değerli üreticilere. Umarız Türkiye'yi çok daha güzel günler, çok daha güzel gelecekler bekler. Gerçekten dediğiniz tavsiyeler harikaydı. Sizlerin tavsiyeleri harikaydı. Bunları dinleyerek kendi özümüzde olan o çalışkanlığı da ortaya koyarak ve zihnimizi biraz daha fazla çalıştırarak belki de aradaki mesafeler de kapanabilir. Çok daha parlak bir gelecek bizleri bekleyebilir. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde de kolaylıklar diliyorum.